Ne demek ya? Herkesi eve döndür. Hı? Hadi diyelim ben döndüm. Hadi Lila da döndü. Erim dönmez hayatta bu eve. O zaman babana sen anlatırsın Caner'le olan aşkını. Zaten seni de kovar. Sen neyle tehdit ediyorsun beni ya? Hı? Delil var mı elinde? Kanıt var mı? Yalanlarım söylediklerine. Ben seni hiç kuru kuru tehdit eder miyim? Tabii ki var. Cennet! Ah, bütün görüntüler burada. Güvenlik kamerası görüntüleri. Çok net değil ama Allah'tan Caner'le sen ampul gibi parlıyorsunuz. Şansıma. Ya üşenmedin. CD mi aldın bir de ya? Aldım. Sana inanamıyorum Yıldız. Gerçekten o aklın sadece kötülüğe çalışıyor. Ben sizin yanınıza yetiştim. Siz öğrettiniz bana bunları. Sen bana neler yaptın? Madem Erim'in ablasısın, git konuş, ikna et onu. Ya Erim öyle bir konuşmayla ikna olacak bir çocuk değil. O zaman çok şımarttınız onu. Bir şekilde döndür onu eve. Ya hadi diyelim ben döndürdüm Erim'i eve. Ki olmaz, mümkün değil ama diyelim oldu. Sen babamı nasıl ikna edeceksin acaba? Babam beni seviyor. Enderin dolduruşuna geldi. O yüzden benim onu ikna etmem falan gerek yok. Hmm. Babam seninle ayrılmak istemiyor yani. İstemiyor. Emin misin Yıldız? Yani bana hiç öyle gelmedi çünkü ve ben babamı çok iyi tanırım. Sen bunları kafanı yorma. Sen git bir an önce herkesi ikna et. Hadi Zehroş'um. İzle. Zeynoş'um. Ya evdeyim, benim yanıma gelsene. Ama gelirken senden bir şeyler isteyeceğim. Mini bir liste, hemen yazıyorum. Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin abla. Hoş bulduk canım. Canım, nasılsın? İyiyim ablacığım. Kalkma kalkma sakın. Kalkma. Oh kuzum benim. Çok iyi gördüm seni. İyiyim ablacığım. Ama annem yok bu arada evde, eğer onu görmeye geldiysen. Yok, ben seni görmeye geldim. Hem de konuşmaya geldim seninle. Bir şey alır mıydınız Zehra Hanım? Ay Selcim, sağ ol. Ne oldu? Erimciğim bilmiyorum, sen biliyor musun? Bu Yıldız düşmüş evde. Biliyorum, babam söyledi. Hı. İşte Yıldız'ı da yalnız bırakamayacağı için babam orada kalacakmış bu akşam. Tamam, arayıp söyledi zaten, sorun yok. Hı. Ama zaten sorun o değil. Ne oldu? Ya Erim, babam çok ikilemde kalıyor. Yani biz böyle davranarak çok büyük haksızlık yapıyoruz babama. Gerçekten. Bence biz hep beraber dönelim evimize. Nasıl sen, Yıldız abla düştü diye eve mi döneceğim? Ya babam bir orada bir burada helak oluyor. Yani sen üzülme diye sana çaktırmamaya çalışıyor ama çok perişan durumda adam. Bence biz gerçekten toplanalım, hep beraber evimize dönelim. Hayır abla, ben eve dönmem. Kızım benim. Ben seni anlıyorum, hakta veriyorum sana. Sen çok haklısın. Ama ne yapalım işte, babamız için bir fedakarlık yapmamız lazım. Bak o senin için yaptı, bütün düzenini bozdu, kalktı geldi buraya. Zaten boşanacak onlar Yıldız'la yakında. İyi tamam o zaman, madem boşanacaklar, boşandıkları zaman gideriz. Ama hayatım, yani bunlar elinde sonunda boşanacak artık, oradan dönüş yok. Hani korkuyorsan ben sana söyleyeyim, hiç korkma. Haydi, annem üzülecek. Hiç üzülmez, hiç üzülmez anne. Zaten biz evimize dönmezsek o Yıldız var ya, böyle çeşitli numaralar yapacak, babam barışmaya ikna edecek. Peki Lila biliyor mu döneceğimizi? Biliyor biliyor, o da dönecek. Sen, ben, Lila, hatta Aysel. Yani sadece Lila ile benim dönmemin hiçbir etkisi olmaz. İyi de ne diyeceğim şimdi anneme? Ben babamın yanında olmak istiyorum de. Aynen böyle de. Zaten o gelir gider görür seni. Tamam abla ama bunu bir düşünmem lazım önce. Düşünmeye hiç vaktimiz yok bizim. Bizim yarın hemen evimizde olmamız lazım. Yani eğer babamı biraz düşünüyorsan annenle konuş bu akşam. Tamam. Konuşacağım. Aferin. Güzel. Çok. Değil mi? Oynamak ister misin? İsterim ama oynayamam. Yüksek ihtimal. Sen oyna. Şunları da vereyim. Teşekkürler. Al kızın elinden torbaları. Tamam. Bize kahve de getir. Tamam efendim. Nasıl içersiniz? Orta Cennet, orta. Ay, aylardır bu evde çalışıyor. Hala kahveyi nasıl içersiniz diye soruyor. Tamam neyse, şu ayağını koy şöyle. Ya sen bu kadına alışamadan Aysel ne zaman gelecek? Ayrıca senin bana aldırdığın o ıvır zıvırlar ne? Öyle parti mi yapacaksın, ne yapacaksın? Halit'le barışmamı kutlayacağım.
Aa, barıştınız mı? E bana söylemedin Yıldız. Ha sen Alihan'la beni o yüzden gönderdin değil mi? Biz orada anladık da bir şey demedik tabii. Henüz barışmadım ama barışacağım. Ya bana aldırdığın şeyler niye o zaman? Akşamki kutlama için işte. Ablacığım nasıl bu kadar emin oluyorsun ya? Zeynep sen niye sürekli benim modumu düşürüyorsun? Ya ben hayal tacirliği yapmak istemiyorum çünkü. Sonradan daha çok üzüleceksin. Ayrıca yani düştün diye Halit'in ikna olacağını mı sanıyorsun sen? Ya düştüm diye değil, beni özlediği için bana dönecek. Hı, öyle olsun bakalım. Sonra ne olacak acaba? E ne olacak canım? Bir şey olmayacak. Mutlu mesut yaşayacağız. Yani Halit Erim için tekrar Ender'in evine gitmeyecek öyle mi? Gitmeyecek. Hepsi buraya dönecekler. Ama sen bir şey mi yaptın yine? Yok bir şey yapmadım. Hem zaten yapsam da hakkım Zeynep. Onlar bana neler yaptı? Şimdi ortalık bir düzelsin. Ben o zaman yapacağım hamlemi. Annemle bana yapılanları unutmadım. Bak bir şeyleri kırıyor içeride. Cennet, kahve nerede? İnşallah sonrası daha kötü olmaz. Olmaz. Efendim Yıldız. Zehra. Dönüş planını yaptın mı? Erim'le konuştum. Ne zaman geliyorsunuz? Akşam annesiyle konuşacak, bana haber verecek. Kahvaltıdan önce burada olun. Ay Yıldız, ben elimden geleni yapıyorum. Sen de bir zahmet bekle birkaç gün. Ay bekleyemem. İkna et şu kardeşine. Bana bak, sakın o cinfikirli sevgiline de bunları söyleme. Benim üstüme onu salma. Yoksa babanla hesaplaşırsın bundan sonra. Tamam, anladık ya. Ay Caner için nelere katlanıyorsun Zehra ya? Ay neyse, benim işime yarıyor. Biliyorsun bu akşam baban geliyor. Bana bak, sen sakın geceden gelmeye kalkma. Beni özlemişsindir filan. Şu Yıldız'ın da eline düştüm ya. İnanamıyorum ya. Ama sen dur. Sen beni oynatıyorsun ya Yıldız. Bak ben seni nasıl yalnız bırakıyorum bu gece evde. Dur sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.